Çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Biz muhalefeti bu sorumluluk anlayışı içinde yapıyoruz. Sarayda oda kapma muhalefeti değil, vatan, millet, bayrak mücadelesi yapıyoruz. Parlamenter sistemden niye vazgeçiyorsun? İlla otoriter bir başkanlık sistemi olacak. Bütün yetkileri bir kişiye vereceğiz. E siz üst akıldan şikayet eden değil misiniz? Demiyor musunuz Türkiye'yi üst akıl bu hale getirdi diye? E şimdi kendi üst aklınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Karşı durduğumuz birinci madde. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip ben tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diyemez. Ama o madde var. Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermeden meclisi feshedebiliyor. Efendim şimdiki cumhurbaşkanı der ki ben böyle bir yetki kullanmayacağım. E senden sonra gelen kullanırsa ne olur? Bir başkası gelir daha farklı bir işlem yaparsa ne olur? Adalete siyaset bulaşmasın dedik. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olursa Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini kendisi tayin edecek. Yani bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesini kendisi belirleyecek. Buradan adalet çıkar mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun çıkarma yetkisini Cumhurbaşkanı'na devrediyor. Bir kişi oturacak, bir kararnameyle bütün kanunları değiştirecek. Doğru bulmuyoruz. Bakanlar olacak ama hiçbir bakan hakkında gen soru verilemeyecek. Yolsuzluk yapmış, ayyuka çıkmış, parlamento hesap soramayacak. Cumhurbaşkanı istediği zaman devletin bütün kadrolarını ve bütün yapısını bir kararnameyle değiştirebilecek. Asgari ücretinin haline bak. Getiriyorsun 550 milletvekilini 600'e çıkaracağım diyorsun. Niye 600'e çıkarıyorsun kardeşim? Partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı aynı zamanda kendi partisinin milletvekillerini belirleyecek. Yani meclisi kendi arka bahçesine dönüştürecek. Böyle bir anlayış olabilir mi arkadaşlar? Bunun anlamı Türkiye Cumhuriyeti'ni bir parti devletine dönüştürmek. Bu anayasa değişikliği gerçekleşirse bir diktatör yaratırız. Her şeye dokunan ama kendisine dokunulmayan bir diktatör yaratırız. Hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği olmayacaktır. Yargı sadece saraya çalışacaktır. Adalet tamamen iflas etmiş olacaktır. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmayacaktır. Devlet yönetimine zorbalık hakim olacaktır. Bir kişi hem meclis hem hükümet hem mahkeme olacak. Etkisiz, yetkisiz, sembolik bir meclis olacak. Eğer bu geçerse meclisi mezara, demokrasiyi de tarihe gömmüş olacağız. Onun için söylüyorum. Bu sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değildir. Bu sorun kendisini demokrat olarak gören, ülkesini seven, bayrağını seven, adını ve kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın, hepimizin ortak sorunudur. Şunu düşünüyorsan, benim gibi düşünmeyen insanlar da düşüncelerini özgürce ifade etsinler. Gün gelir benim üzerime baskı kurulabilir, ben bütün baskılardan arınan bir Türkiye istiyorum diyorsan, buna hayır diyeceksin değerli kardeşim. Hayır diyeceksin. Onun için söylendi, biz de söylüyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bizim mücadelemiz budur.